Arkadaşlar merhabalar bugünkü yapacağımız bilgilendirmede toplam 335 personelden bahsedeceğiz. 9 Eylül Üniversitesi'nin kendi hastanesi bünyesinde almış olduğu 135 alımdan Çukurova Üniversitesi'nin yine hastanesinde 54 personelden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan 50, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 40, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 32, Adalet Bakanlığı'ndan 40 personel toplamda 335 personelden bahsedeceğiz. Arkadaşlar bu bilgilendirmemiz aslında yeni bir bilgilendirme değil. Benim yapmış olduğum videolarda son başvuru tarihi yaklaşmış olanlar ben bu videoyu belki şimdiye kadar fark edememiş görememiş arkadaşlarım için çekiyorum hocam çektiğiniz videoyu tekrardan yine yayınlamışsınız demeyin bilgilendirme maksatlıdır haydi başlayalım Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara 50 kişi alıyor sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı olarak. Başvuru tarihi 4 Ocak'ta başlamıştı. Arkadaşlar Cuma günü başvuru tarihi son. O yüzden bu bilgilendirmeyi yapıyorum. İnternet üzerinden başvuruyu yapıyorsunuz. Başvuru.sanayi.gov.tr adresinden. Arkadaşlar mühendis, mimar, şehir, bölge planlama, matematik, hukuk, iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, uluslararası ilişkiler ve istatistik 4 yıllık bir fakülte mezunu iseniz ve KPSS puanınız 70 ve üzerindeyse bunu kaçırmayın arkadaşlar. Cuma günü son günümüz arkadaşlar. İrtibat telefonu burada. Buradan da gerekli olan bilgileri alabilirsiniz hemen burada söyleyelim 6 kişi bilgisayar mühendisi 1 kişi çevre 4 elektrik elektronik 6 endüstri mühendisi 1 harita mühendisi 2 inşaat mühendisi 2 kimya mühendisi 5 makine mühendisi 1 otomotiv mühendisi e 2 şehir ve bölge planlama, 2 mimarlık, bir matematik, 4 hukuk, üç iktisat, iki işletme, bir kamu yönetimi, 1 maliye, 4 uluslararası ilişkiler, 2 de istatistik. Toplam 50 personel sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı olarak alınacak. Ekran görüntüsü yapıp daha sakin bir şekilde bakabilirsiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı 25 kişi alıyordu. Gençlik ve Spor uzman yardımcısı olarak. Bu da son başvuru tarihi 15 Ocak yani Cuma günü bu da son buluyor arkadaşlar. Nereye başvuru yapıyorsunuz? Başvuru gsb.gov.tr adresinden başvuruyu yapıyorsunuz. Yazılı ve sözlü olarak gerçekleşiyor. 70 ve üstü bir puan almış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Pozisyonları birazdan söyleyeceğim. 35 yaşını doldurmamış olacaksınız ve KPSS puanınız 60 ve üstünde olacaktı. 5 kişi hukuk fakültesi mezunu istiyorlar arkadaşlar. 10 kişi siyasal bilimler, iktisat, işletme ve iktisadi idari bilimler fakültesi mezunu olmanızı istiyorlar. 10 kişi de beden eğitimi ve spor öğretimi veren fakülte veya yüksekokul mezunu en az 4 yıllık kişi alım yapacaklar. Bilginiz olsun. Hızlı hızlı geçiyorum çünkü daha var. 9 Eylül Üniversitesi kendi hastanesi bünyesinde 120'si hemşire olmak üzere toplam 135 kişi alacak arkadaşlar. eee www.du.edu.tr adresinden başvuru yapıyorsunuz. 9 Eylül Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen başvuru yapmanız gerekiyor. Bu da perşembe günü son arkadaşlar. O yüzden bilgilendirme yapıyorum. İlanda aynen şu ibare var. P3 ve P93 sınav puanı olması. Yani şart olarak 60, 50, 55, 70 dememiş. Tabii ki başvuranlar arasında daha yüksek puanlı olanları alacaklardır. 120 tane hemşire aldıklarını söyledik. Lisans hemşirelik bölümü mezunu olacak. Bir tane fizyoterapist lisans e, fizyoterapist ve rehabilitasyon bölüm mezunu olacak dört tane sa sağlık teknikeri. Bu sağlık teknikerlerinden arkadaşlar biri ilk acil yardım bölüm mezunu ön lisans, biri tıbbi laboratuvar bölüm mezunu ön lisans, e, biri yine ön lisans anestezi bölüm mezunu, biri de radyoterapi bölüm mezunu yine ön lisans olacak arkadaşlar P93'ten alıyor. 12 tane röntgen teknisyeni alacaklar. Bunlardan arkadaşlar tıbbi görüntüleme bölüm mezunu olması şart koşulmuş. 3 tane de ön lisans tıbbi görüntüleme bölüm mezunu olması isteniyor. Bu 3 kişiyi de ameliyathanelerde skobi çekimlerinde kullanmak üzere kullanacaklar, alacaklar. Ee, bu skobi dediğimiz şey ameliyat esnasında görüntüyü veren bir alet. O aleti kullanmak adına istiyorlar. Yine Çukurova Üniversitesi arkadaşlar 54 sözleşmeli personel alacak. Yazılı ve sözlü sınav yok arkadaşlar. Başvurular arasından puan sıralamasına göre yani yüksekten düşeye göre nereye başvuru yapacaksınız? www.cu.edu.tr adresi. Başvuru süresi arkadaşlar dediğim gibi başladı. 13 Ocak'ta son yani çarşamba günü bu da son. Başarılı adayların isim listesi de yine personel.cu.edu.tr adresinde ilan edilecek. Eğer puanınız eşit olursa sıralamada öncelik mezuniyeti önce olan baktın o da eşit oldu doğum tarihi önce olan olacak. İftibat telefon numarası var buradan bakıp bilgi alabilirsiniz. Hangi pozisyonlarda alıyormuş 43 tane hemşire lisans hemşirelik bölüm mezunu P60 ve üzeri olacak P3. Bir tane fizyoterapist lisans fizik tedavi rehabilitasyon bölümü mezun olacak. İki tane laborant ön lisans sağlık laboratuvar tıbbi laboratuvar mezun olacak. İki tane sağlık teknikeri ön lisans paramedik ilk ve acil yardım bölümü mezunu olacak. İki tane sağlık teknikeri sağlık meslek okullarında patoloji laboratuvar teknikeri mezun olacak. Bir tane sağlık teknikeri ön lisans ağız ve diş sağlığı bölümü mezunu olacak. Yine bir tane sağlık teknikeri ön lisans diş protez bölümü mezunu olacak. Bir tane psik Lisans psikoloji bölüm mezunu olmuş olacak. Bir tane perfüzyonist, yine lisans perfüzyonist bölüm mezunu olması gerekiyor. Yüksek lisansı şart koşmuşlar. O da yine P3'ten. Diyanet İşleri Başkanlığı arkadaşlar 38'i katrolu öğretmen ve 40 personel alımı yapacak. 38 öğretmenden PDR öğretmenliği bölümü mezunu olan kişiler isteniyor. 70 ve üzeri 1 puan istiyorlar KPSS'de. 40 tane de cami rehber istiyorlar. Yine 4 yıllık dini yüksek öğretim mezunu yine KPSS P3. 50 ve üstü artı önemli olan bir şey daha var. Yabancı dil sınavından 40 ve üstünde bir puan almış olması gerekiyor. Başvuru tarihi yine 13'ü yani çarşamba günü son arkadaşlar. Zamanı geldiği için ben bilgilendirme yapmak istedim. Başvuru sınav.diyanet.gov.tr adresine başvuru yapıyorsunuz. TC vatandaşı olmanız, ilandaki istenen bölümden mezun olmanız, hani PDR ya da yüksek dini öğretim mezunu dedik ya onlardan. KPSS'den 70 ve 50, 70 olan PDR, 50 ve üstü olan 4 yıllık dini yüksek öğretim mezunu olmanız, bir puan almış olmanız gerekiyor. Alınacak aday sayısının 3 katı kadar aday çağrılacak. Ya yani sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacak arkadaşlar. Tabii ki burada kıstaslarımız var. Burada detaylı bilgiyi de şu numaradan öğrenebilirsiniz. Jandarma Genel Komutanlığı 32 tane memur alıyordu. Onun bilgilendirmesini yaptık. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı personel alım sisteminde E-Devlet kapısı üzerinden yapılacak başvurular. Başvuru tarihi yine Cuma günü son arkadaşlar kim ağlıyorlar? İki veteriner 2 avukat, 1 mühendis, 2 istatistikçi, 8 psikolog, 16 da uzman alıyorlar. KPSS P3 puanı ile 60 ve üstünde olmanız gerekiyor. Yine KPSS P94 herhangi bir lise mezunu arkadaşlar, orta öğretim lise mezunu 60 ve üstü tahmil tahliye memuru şeklinde alım var arkadaşlar. Bunlar daimi geçici değil. Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez Teşkilatı'nda 40 adet koruma ve güvenlik görevlisi alacak diye ilanımızı yapmıştık. Başvuru P gm.adalet.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifrenizle giriş yapıp başvurunuzu yapabiliyordunuz. Yine bu da cuma günü son arkadaşlarım. Şart neydi? P3, P93 ve P94 yani e, lisans, ön lisans ve orta öğretim mezunusunuz ve KPSS'den 70 ve üzerinde bir puan aldınız. Tabii ki buraya başvuru yapabiliyorsunuz. 40 yaşını doldurmamış olmanız da gerekiyor. Arkadaşlar sadece bir bilgilendirmeydi. Allah hakkınızda en hayırlısını nasip etsin. Hayırlı günler diliyorum.